Mutfağımdan, kanalımdan herkese merhabalar, mutlu günler. Bugün güzel pofidik pofidik altıyla üstüyle güzelce kızarmış dereotlu poğaçalarımız var. Mis gibi lezzetiyle yumuşacık poğaçalar. Görüyorsunuz yumuşaklığını zaten fırından yeni çıktılar. Açıklama kısmında malzeme listesini yazacağım ve görmenizi istiyorum. İç yapısını da göstereceğim size. Buradan takip edin ve mutlaka deneyin. Garanti bir tarif, garanti bir lezzet sizinle olacak. Hadi videomu detaylı bir şekilde izlemeye geçelim hep birlikte. Mayalandırma işlemimiz için bir çay bardağı sütümüz mevcut. İçerisine maya, toz maya ilave edeceğiz. Şöyle birazını ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar toz maya ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı toz maya ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı şekerimiz mevcut. Güzelce karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatarak şöyle tekrar karıştıracağım. Kapağını kapatarak sıcak bir ortamda 15 dakika, 10-15 dakika arası mayamızın aktifleşmesini bekliyor olacağız. Ön mayalandırma işlemimiz tamam. Görüyorsunuz koyulaştı, bir kıvam aldı. İçerisine un ilave edeceğim. Öncelik bir bardak ilave ediyorum. Daha sonrasında azar azar ilave edeceğiz. 100 gram tereyağı gurme kullanacağım ben tarifimiz için. Adet yumurta kullanacağız. Dereotu kullanacağız. İçerisinde havuçlarımız var. Havucu rendemizin ince kısmıyla rendeledim. Dereotlarını da bolca yıkadım. Güzel bolca suda ince ince kıydım. Şu an beni hazır olarak bekliyorlar içerisine eklemek için. İçerisine bir su bardağı su eklemiştim. Şimdi su bardağını arttırarak ben devam ediyor olacağım. Tuz ekleyeceğim içerisine. Peynir kullanacağız poğaçamız için. Bu koyacağımız tuz önemli olmaktadır. Bu sebeple eğer peyniriniz tuzluysa içerisine koyacağınız tuz miktarına dikkat edin. Ya da marketten alırken aldığınız peynirin tuz miktarına lütfen dikkat edin. Şu an yarım daha koydum. Toplam 1,5 su bardağı un kullanmış oldum. Güzelce tereyağımız eriyene kadar karıştıracağız. Dediğim gibi şu an 1,5 su bardağı un ilave ettim. Açıklama kısmına da yazacağım mutlaka ki buradan da takip edebilirsiniz. Tereyağımızı önceden oda sıcaklığına gelmesi için dışarıda bekletmeyi unutmayın lütfen. Daha un alacaktır mutlaka ki. Öncelikle kıvamını hep birlikte sizin de görmenizi istiyorum. İyice güzelce yoğuralım bu aşamada. Hala tereyağlarımız duruyor çünkü. Yarım çay kaşığından fazla da kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ilave ettim. Artık son işleme geliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Tamamen güzelce pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kapağını kapatarak 45 dakika kaloriferlerimizin yanı olabilir. Her zaman söylüyorum. Eğer evimizde soba varsa soba, kuzine varsa kuzine bunların yanına koyarak güzelce mayalandırma işleminizi devam ettirebilirsiniz. Tam 45 dakika boyunca. Evet, 45 dakika sonra ben biraz daha yoğuracağım. Üzerini kapakla kapatacağım. Pürüzsüz bir kıvam almasını istiyorum çünkü. Unutmayın hamurumuz ele yapışan bir hamurda toplam 3,5 su bardağı un yeterli oldu. Güzelce mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayalanan hamurumuzu tezgahımıza alacağız. İçerisini açalım. İçerisine burada görüyorsunuz dereotu ve ince kısmıyla rendelediğim havuçlarım mevcut. Bir adet havuç, büyük boy havuç kullanın. Yarım demetten fazla da
Dereotu kullandım. Güzelce yoğuracağız. Arada mutlaka un ilave edin. Elinize yapışma ihtimali olacaktır. Harcımızın. Elimizle tezgahımıza biraz un serpiştirelim. Gördüğünüz gibi içe içe katlıyorum güzelce hamurumuzu. Bu aşamada elimize yapıştıkça çok fazla değil ama sadece elimize yapışmasını ve tezgahımıza yapışmasını önlemek için un serpiştirebilirsiniz. Ara ara un serpiştireceğim gördüğünüz gibi. Hamur işlerinde güzelce yoğurmak önemli bir aşama. Biraz daha un ilave edeceğim. Daha sonrasında kıvamımız yerine gelmiş olacak. Çok fazla böyle sert bir hamurumuz olmuş olmamalı bu aşamada. Buna dikkat edin lütfen. Biraz daha un ilave edeceğim hemen. Evet, hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Güzel bir kıvam aldı. Ama hala çok hani böyle dolu dolu un koymadığımız için sert bir hamur olmayacak. Zaten bunu bahsettim az önce de size. Güzel toparladık hamurumuzu. Şöyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz badem şeklinde verebilirsiniz. İstediğiniz gibi şekillendirme kısmı tamamen size kalmış. Ben bu şekilde aparat kullanacağım. Hamuru görüyorsunuz hala elime yapışıyor ki bu kıvamda olması gerekiyor zaten. Bu şekilde bir aparat kullanacağım. Siz de bu şekilde aparatlar tercih edebilirsiniz. Açalım. Aparatımı alacağım. İçerisine peynir. Ben beyaz peynir, Edirne peyniri, Antep peyniri karışık kullandım. Bol peynir koyun. İnanın hani bu poğaçaları lezzetlendiren zaten daha çok peynirdir. Bunu da unutmayın. Tabii ki poğaçanın lezzeti farklı, güzel oluyor ama kullandığımız peynir de çok önemli. Açalım. Görüyorsunuz şeklini. Hemen böyle kenarlardan saçaklı saçaklı bir şekli olacak. Hemen yağladığım fırın tepsime alıyorum. O şekilde yan yana diğerlerini de dizeceğim. Daha sonrasında üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. Bir kere daha göstermek istiyorum hemen. Böyle bir parça kopardım. Yuvarlayalım. Elinizle açıyoruz, inceltiyoruz hamurumuzu. Tezgahımızdan alalım. Aparat kullanıyorum. Aparatımı açacağım. Bol peynir ilave ediyorum içerisine. Aparatımı güzelce sıkarak kapatıyorum. Bu tarz aparatlar gerçekten hayatımızı kurtarıyor. Gerçekten kolaylaştırıyor, pratik hale getiriyor. Görüyorsunuz saçaklı saçaklı hemen tepsimi alıyorum. Evet, görüyorsunuz şu anda poğaçalarım hazır. Bir tepsi dolu dolu poğaçam çıktı. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarılarımızı da sürdük. Artık toplam 22 adet poğaçamız çıkmış olacak. İnanın az bile gelecek size. Bol peynirli, dereotu, havuç. Zaten pişerken evinizi saran bu mis kokulara bayılacaksınız. Özel istek aldım babamdan. Çok sevdiği bir poğaçacır, poğaçadır. Bugünkü poğaçalarım babam için oldu. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında orta katın bir üst rafında üzerleri kızarıncaya kadar poğaçalarımızı pişiriyor olacağız. Sonuçta görüşmek üzere. İşte poğaçalarım hazır, pofidik pofidikler, güzel görünüyor gayet. İçi peynir dolu, şu an çok sıcak. Hemen bir kontrol edelim bakalım. Evet, görüyorsunuz alt kısmı da pişmiş. Tabağa alacağım bu şekilde. Muhteşem. Pofidik pofidik poğaçalarımız yumuşacık, görüyorsunuz. Bastırıyorum. Yumuşacık. Açabilirsem hemen, çok sıcak ama içerisini açıp göstereceğim size.
Harika, çok sıcak. İç yapısı da pişmiş. Gerçekten çok güzel. Eğer görebiliyorsanız yakından. Gerçekten beğenileri kazanan bir poğaça oldu. İnanın bunu da hak ediyor. Bu övgüleri de hak edecek bir poğaça. Mutlaka deneyin, sevdiklerinize paylaşın. Videomu detaylı bir şekilde izlediyseniz abone olmayı da unutmayınız. Yorum görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günlerle, güzel poğaçalarla kalın. Yeni tariflerle görüşmek üzere.